Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Icardi konusunu konuşalım seninle. Serkan Etkin çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Kaya Çilingiroğlu'yla birlikte. Mauro Icardi transferi nihayete erdi. Biz geçtiğimiz sezondan beri aslında bonservisi ne zaman alınacak, görüşmeler ne zaman yapılacak sürekli bekliyorduk basın mensupları olarak. Tabii ki taraftarlar, yönetim, teknik heyet, oyuncular hepsi Icardi'yi bekliyordu. Çünkü bu tarz futbolcular takımı da ateşleyen, takımı da yükselten oyuncular. Mauro Icardi artık resmen Galatasaray'da. Birkaç detay vereyim. 3 yıllık bir resmi sözleşme imzalanmıştı. Hatta biz Litvanya'dayken bunun bilgisini de vermiştik. Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlanmıştı o sırada. Daha transferi açıklanmıştı gün içinde. Daha sonra Icardi ile de resmi sözleşme imzalanmıştı. Paris Saint-Germain'e yaklaşık 10 milyon avroluk bir bonservis bedeli ödenecek bu transfer için. Tabii ki öncesinde süreç biraz karışık, çalkantılı bir süreçti. Çünkü Arabistan'dan özellikle çok kafa karıştırıcı teklifler geliyordu. Ve bu tarz teklifleri bir oyuncunun reddetmesi çok fazla mümkün değil. Kolay değil en azından, onu söyleyeyim. Yönetimle konuştuğumda bana söylenen miktarlar yıllık 32 milyon avroluk bir teklif geldiydi. 3 yıllık bir teklif yapılmıştı Icardi'ye bir Arap kulübü tarafından. 3 yıl sonuna baktığımızda 96 milyon avroyu reddeden bir Mauro Icardi görüyoruz. Şu anda Icardi'nin maaşı bonuslarla birlikte yaklaşık 10 milyon seviyelerine çıkacak gibi görünüyor. Tabii ki kulüpten net açıklama gelmeden bunları da çok fazla konuşmak belki doğru değildir. Çünkü sponsorlar da işin içine giriyor. Şu ana dek çok önemli oyuncular kadroya katıldı. Özellikle Zaha gibi, Bakan bu gibi oyuncular var. Angelinho yine kadroya katılmıştı. Bir basın toplantısında Erden Timur'a sorma fırsatı yakaladım bu soruyu. Sponsorlar da bu açıkladığımız rakamların içinde dedi, sponsor ödemeleri de. Transferlerin bir kısmını, en azından hatırı sayılır kısımlarını bu sponsorlar tarafından karşılıyor Galatasaray. Icardi'de de yine hem maaşta hem de bu bonservis konusunda sponsorların yardımı olacağını söylemekte fayda var. Artık resmi sözleşme de imzalandı. Bugün gece geç saatlerde 12 civarı Atatürk Havalimanı'na gelmesini bekliyoruz. Biz de yavaş yavaş ekip olarak havalimanına doğru yola çıkacağız. Çok ciddi bir kalabalık olacak. Önceki geldiğinde kiralık olarak Galatasaray'ın kadrosuna katıldığında yine yaklaşık 5.000 kişi Atatürk Havalimanı'ndaydı. Bugün bunun 3-4 katı kalabalık olabilir, taraftar grubu olabilir. Çok keyifli görüntüler olacaktır. Yine TRT spor ekranlarından taraftarla izleyebilir en azından. Bunun da bilgisini verelim. Evet, teşekkür ediyoruz. Farklı iddialar da var. Mesela şimdi Sky Sports'a bir haber geçti. Tabii yabancı ajansları da takip ediyorum ben. Fred konusunda bir sürü haber geçiyor. İlerleyen dakikalarda ne olur ne biter veya süreçte. Ama şimdi Sky'ın bir haberini gördüm de o konuda bir soru sorayım mı sana, sonra mı konuşalım? Tabii, şimdi konuşabiliriz transfer hakkında. Fred'le ilgili anlaşmaya varıldı diye Sky Sports haber yapmış. Böyle bir durum var. Galatasaray bir 8 numara ve 10 numara transferi yapmak istiyor. Hatta diğer bölgelere de birkaç alternatif daha gelecektir. Belki 4-5 transfer daha yapılabilir. 8 numara konusunda özellikle Fred ismi çok fazla gündemdeydi. Transfer döneminin başında Paredes'ti aslında bu isim. Galatasaray orada istediği indirimi yakalayamadı. Oyuncu da çok fazla gelme taraftarı olmadı. Şu anda görüşmeler durma noktasında zaten Paredes konusunda. Fred de yine o seviyede Avrupa standartlarında önemli bir futbolcu. Galatasaray'ın isteği var. Bu kesinlikle doğru. Ama henüz netleşen bir durum yok. Fred Galatasaray'ın istediği listesinde olan bir oyuncu. Devam edecektir tabii ki görüşmeler. Önümüzdeki günlerde 1-8 numara konusunda Galatasaray'ın anlaşma sağlamasını bekliyoruz. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da anlaşma tamam. Kerem Demirbay. Galatasaray, Kerem Demirbay transferinde mutlu sona ulaştı. Hürriyet gazetesinin haberine göre Galatasaray hem Kerem Demirbay, Galatasaray'ın Kerem Demirbay'a ise 3 milyon euro civarında bir maaş ödeyeceği belirtildi. Bayer Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Kerem Demirbay, 4 yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Kerem Demirbay, 29 yaşında ve 1,83 boyunda. Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem 5 gol attı ve 3 asist oynadı. Bu transfer de Galatasaray'ımıza hayırlı olsun.
Galatasaray'dan yeni transferlere büyük tören. Galatasaray bu pazar günü Rams Park'ta transferlerin imza töreni ve taraftara açık antrenman yapacağını duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Haydi büyük Galatasaray taraftarı, pazar günü Rams Park'a. Yıldızların şanlı Galatasaray formasıyla taraftarımızın önünde ışıldayacağı imza töreninin ardından futbol A takımımızın antrenmanında hep birlikte olacağız. Detaylar yakında." diye açıklama yapıldı. Galatasaray'ın hedefindeki genç 10 numara. Galatasaray, Çekya ekiplerinden Sparta Prag forması giyen 20 yaşındaki 10 numara oyuncusu Adam Karabek için yeniden temaslara başladı. Daha önce de ismi Galatasaray'la anılan genç yıldız için Çek ekibi Sparta Prag'ın 10 milyon euro bonservis beklentisi var. Sarı kırmızılı yönetim bu rakamı düşürerek transferi kısa süre içerisinde bitirmek istiyor. Adam Karabek kariyerinde 134 maçta forma giydi. 18 gol atarken 11'de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olan Adam Karabek Sparta Prag altyapısından çıktı. 19 yaşındaki genç oyuncu geçen sezon 33 maçta forma giyerken 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Hem merkez orta saha hem 10 numara bölgesinde oynayan Karabek sol ayağını kullanıyor. Galatasaray'da önce tur sonra seri. Galatasaray adına Zalgiris karşılaşması sonrasında ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Galatasaray, Rusya, Estonya, Litvanya, Norveç, İsveç ve Danimarka gibi kuzey ülkeleriyle oynadığı birçok karşılaşmada aradığını bulamadı. Galatasaray söz konusu maçlarda 29 maça çıkarken 3 galibiyet elde edebildi. Ayrıca Galatasaray Avrupa kupalarında çıktığı son 4 maçta ise galibiyet sevinci yaşayamadı. Gelecek hafta ise Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında yeniden Zagris'i ağırlayacak. Galatasaray bu mücadeleden zaferle ayrılıp bir üst tura çıkmak ve kuzey ekiplerine karşı yakaladığı bu kötü seriyi az da olsa hafifletmek istiyor. Dostlar biraz da Avrupa'dan futbola bakalım. PSG Mbappé'yi destekleyen 10 yıllık yıldızını takımdan silecek. Fransız süperstar Mbappé PSG'den ayrılması beklenirken bazı yıldızların da onun ayak izlerini takip etmesi bekleniyor. Fransız forvet PSG ile sözleşme uzatmayacağını açıkça belirtirken PSG onun 2024 yılında bedelsiz olarak takımdan gitmesini istemiyor. Fransız devi yıldız oyuncusunu bedelsiz kaybetmek yerine bu yaz transfer döneminde elinden çıkarmayı amaçlıyor. Kaos'un ortasında Marquinhos bir basın toplantısında Mbappé ile oynamaya devam etmek istediğini söyleyerek bu konu hakkındaki görüşlerini paylaşmıştı. Brezilyalı stoperin yorumları PSG yöneticilerin pek hoşuna gitmedi. Sportzone'a gelir kulüp mevcut koşullar göz önüne alındığında kulübü desteklemediği düşünülen yıldız defans oyuncusunu yakında göndermeye karar verdi. PSG defans oyuncusunun Aralık 2020'de Thomas Tuchel'in ayrılmasından bu yana tam olarak potansiyelini gerçekleştiremediğine inanıyor ve 29 yaşındaki oyuncunun yerine daha genç ve geleceği olan bir oyuncu bakılıyor. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.